Bitkilerden çeşitli şekilde faydalanıyoruz. Örneğin defnenin yaprağından, deniz lavantasının çiçeğinden, mercimek, kasımpatıdan böcek ilacı ve binlerce yıldır bizim genlerimize işlemiş buğday olmazsa olmaz. İşte yenilebilir çiçekler, yenilebilir yapraklar, ama tırtıl bizden önce davranmış. Elbette ki bu doğal üretimin sonucu, hayvanlar da yaşayabiliyor. Eğer kimyasal olsaydı bu tırtıl zararlı bile olsa burada yaşayamazdı. Ve yine tohumlarından turşu yapılıyor. Çiçeklerden sirke yapılıyor. Ve önemsizmiş gibi görünen başka bir faydası, yeşil gübre. Kimyasal gübre kullanmak istemeyenler mutlaka ki yeşil gübre kullanır. Çünkü toprağı beslemek gerekiyor. Toprağın üstündeki ince tabaka çok uzun sürelerde oluşuyor. Bu humuslu, faydalı toprak. Hatta son zamanlarda insanlar artık tarlayı, o üst tabakayı korumak adına hiçbir şekilde fiziksel bir işlem uygulamıyorlar. Kendi halinde bırakıyorlar. Yaptıkları şey toprağı çimlenmeyi önleyecek, yabani otların gelişmesini önleyecek şekilde samanla, talaşla kapatmak. Onun üzerine humuslu toprağı serpip ekim yapmak. Şimdi bunlar benim yoldan kopardığım yeşil bitkiler. Belediyelerin henüz insanlara yeşil gübrenin önemiyle ilgili verdiği bir etkinlik yok, bilgilendirme çalışması yok. Burada sanırım en büyük payı üniversitelere düşüyor. Üniversitelerin kapılarını halka açması gerekiyor. Şu anda ODTÜ'de mesela bazı derslere ulaşım sağlanıyor. Bu şeffaflık adına bence her üniversitede olması gerekiyor. Biz tarım ülkesiyiz. Topraklarımızda en çok değerli bitkiler yetişiyor. Dünyanın pek çok yerinde yetişmeyen bitkiler yetişiyor. O bakımdan tarım ürünleri nasıl yetişir, toprak nasıl beslenir, toprakta faydalı bakteri, mikroorganizma artışı nasıl sağlanır, bunları değerli hocalarımızın anlatması gerekiyor. Şimdi bu otu ben gübre olarak kullanıyorum. Ama öncesinde bunu bir alana bırakıyorum ki gelecek seneye çimlenme olmasın ve bahçeyi yabani ot kaplamasın diye. Ayrıca burada köpeğim için doğal bir dinlenme alanı da oluşuyor. O, bu yığının üzerinde dinlenmeyi de çok seviyor. O otlar bir süre sonra kuruyacak ve daha sonra toprağa karıştıracağım. Tabii burada dikkat etmek gereken şey artık tohumlarının çimlenmeyecek hale gelmesi. Yani tamamen kuruması ve yabani otun yayılmaması. Yabani bitkileri bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve hünnap. Hünnap bayağı bir kol atmıştı. Dikenleri çok fazlaydı. Onu budadık. Halen dökülmedi dikenler. Halen çok sağlam duruyor. Bir kış bitti. Ama halen çok sert. Buraya bu şekilde attım. Bunların burada hacim kaybetmesini, küçülmesini ve toprağa karışmasını bekliyorum. Ama oradan bir tane küçücük
bir fidan çıktı. Bu da işte toprağın güzelliklerinden bir tanesi. Hünnapımız da böyle. O da şimdi çimleniyor, filizleniyor. Tohumdan yetiştirmek zor. Yan sürgün. Şu yanlardan sürgün verirse ve onları sökersek, köklü olması şartıyla tabii, onunla üretim yapılabilir. Yine gövdede bir yara açmak suretiyle dal köklendirmesi yapılabilir. Ben dal köklendirmesi yapmayı denedim ama olmadı. Kabuk tutmuş ve köklenme olmamış. Kabuk dal köklendirmesi yaparken dikkat edilecek noktalardan bir tanesi orada hiç kabuk kalmamasını sağlamak. Yani bu bölgeyi iyice sıyırmak. Biraz parça kalırsa ağaç kendini kapatıyor ve köklenme olmuyor ne yazık ki. Armut ağacımızda çiçek açtı. Wow, armutlar. Armutlarım olmuş. Nihayet. Çok güzel çiçekleri vardı. Erik ağacının çiçeği gibi. Ve şu anda armutlarım olmuş. Görebildiğim kadarıyla 3 8 yani 12-13 tane şu anda armut var. Tabii dökülenler de var. Şu anda arılar da çalışıyor. Yasemin'im de bütün güzelliğiyle, bütün mütevaziliği ve o güzel kokusuyla açıldı. Arılar da çok seviyorlar. Bu sarmaşığın nektarı arıları cezbediyor. Kışın bu bahçe bomboş oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama birazcık buğday, birazcık sarmaşık, biraz yabani ot bahçeyi renklendiriyor ve yeşillendiriyor. Bu ebe gümeci de artık sökülecek maalesef. Çünkü mantari hastalık kapmış. Ben biraz daha olgunlaşmasını bekleyip tohumlarını doğaya atacaktım. Ama bu haliyle de sanırım çimlenebilecek tohumlar var. Tohumda dikkat edilecek nokta aslında hastalıklı bitkilerden tohum almamak. Mesela şu anda bu bitki hastalıklı. Bunu bir çukur gibi bir yere atıp üzerine işte ne olabilir? Kireç olabilir mesela. Oradaki bakteri çoğalmasını önleyecek şekilde kamufle etmek olacaktır. Bu ebe gümeci buradan gidecek, sökülecek. Yani çok da seviyordum aslında böyle ağaç gibi devasa bir ebe gümeci. Yaprağından faydalandığımız Osmanlı'da çok değerli bir gıda ve ilaç. Çünkü müthiş bir müsilaj. Bağırsaklara çok faydalı. Burada da fi. Hobi bahçeciliği yapmak isteyenlere kesinlikle öneririm. Arıları çeker. Toprağa gübreler. Şu anda çiçekliyken
gelişmesini istediğiniz bitkilerin köklerine yakın gömerseniz müthiş bir yeşil gübre olacaktır. Bu da yulaf olması gerekiyor. Şu anda arılar çok mutlu. Bahçe rengarenk, tam anlamıyla bir bahar.